6 Aralık 2022 Salı ben Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da çocuklar arasında hızla yayılan solunum yolu hastalığı RSV kritik seviyeye ulaştı. Yoğun Bakım Derneği çocuk yoğun bakım üniteleri dolu çok sayıda çocuğa yatak bulunamıyor felaket bir durum açıklamasını yaptı. Birçok çocuk 100 kilometre uzaktaki hastanelere naklediliyor ameliyat için 3 gün bekleyenler var. Robert Koch Enstitüsü yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Anadolu şehrinde bir çocuk yoğun bakım servisinin başhekimi çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor diye konuştu. Doktorlar 24 saat çalışmaya başladılar. Sağlık Bakanı çocukları yetişkin servislerine nakledin tavsiyesinde bulunuyor ama bu o kadar kolay olmuyor. Çünkü pediatri tamamen ayrı bir uzmanlık alanı. Allah herkesin çoluğunu çocuğunu bu hastalıktan korusun. Bu aralar çok dikkat etmek lazım. Şu anda her 10 kişiden biri yaklaşık 9 milyon kişi solunum yolu rahatsızlığı çekiyor. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için risk yüksek. Sağlık Bakanı Laçarba büyük bir hastane reformu yapmaya hazırlanıyor. Sağlık sisteminde devrim sözü verdi. Mevcut sistemde ne kadar vaka, ne kadar ameliyat o kadar yüksek maaş. Hastanelere o kadar ödeme demek. Bu da çok gerekli olmasa bile ameliyat yapılması anlamına geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Federal Almanya Sağlık Bakanı söylüyor. Deutschlandfunk'a konuştu. Aynen şöyle dedi. Hastalara olası faydası düşük olan çok karmaşık müdahaleler yapılıyor. Birçok kurum harcamak zorunda olmadığı parayı harcıyor. Tıbbi açıdan kesinlikle gerekli olmayan müdahaleler yapıldığını söylüyor. Federal Almanya Sağlık Bakanı bu inanılmaz bir durum. Bu sistem 20 yıl önce başlatıldı. Maalesef iyi çalışmıyor. Paranın geçmediği yepyeni bir sistem kurmak gerekiyor. Bir de bu özel sigortalar meselesi var. Devlette sigortalıysanız size normal doktor bakıyor. Özelde öyle sigortalar var ki size başhekim bölüm şefi bakıyor. Devlette sigortalıysanız bir iki ay sonra MR randevusu veriyorlar. Özelde sigortalıysanız hemen yarın. E, hani biz sosyal devlettik ne oldu bize? Bavyera ve Saksonya Anhalt eyaletleri önümüzdeki hafta toplu taşımada maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldılar. Diğer eyaletler hala tartışıyor. Robert Cohen Stütüsü ise maske ve izolasyon tavsiyesinde geri adım atmıyor. Başkan Profesör Wheeler şu anda çok fazla kişi grip bu yüzden paralel bir solunum yolu enfeksiyonunun yayılacağını düşünüyorum diye konuştu. Devlet memurlarına yeniden zam gelecek. Temel güvence kuruntu dışarı artınca devlet memuru maaşı da otomatik yükseliyor. Çünkü %15 daha yüksek olması gerekiyor. Ama herkes devlet memurları kadar şanslı değil. Sonbaharda 10 evden biri Almanya'da kaloriferleri hiç açmadı. Her iki kişiden biri de açmak istemiyor. Halkın hükümete güveni ise düşmeye devam ediyor. İnzanın son seçim anketine katılanların %64'ü trafik ışığı koalisyonundan memnun değil. 5 seçmenden biri ise oy tercihi yüzünden pişman olduğunu söyledi. Fransa ile devam edelim. Paris'te her gün 30 hırsızlık vakası yaşanıyor ortalama geçtiğimiz yıla göre %30 artış var ve Paris Emniyeti başkentin hırsızlık için çekici bir şehir olduğunu açıkladı. Çok güzel ama hırsızın hiçbir suçu yok? Ne yapsın insanlar başka bir şehre mi göç etsinler? O hikayeyi bilirsiniz. Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Herkes geçmiş olsuna gelmiş. Birisi demiş hocam kapıyı niye iyi kilitlemedin? Birisi demiş hocam camı niye açık bıraktın? Nasrettin Hoca da demiş ki tamam hepiniz haklısınız haklı olmanıza ama Hırsızın hiç mi suçu yok? Strasbourg Belediyesi evsizler için şehir merkezine bir yapı kurmuştu. Polis geldi, boşalttı. Sebebi yasa dışı olması. Ve Strasbourg Belediyesi gitti, hükümeti mahkemeye verdi. Yasalar o kadar kolay ihlal ediliyor ki birçok konuda o kadar olur. İyi bir şey olduğu zaman aman yasalar diye feryat figan ediyorlar. 350 çocuk kalacak yer bulamadı ve bu yüzden Paris'te Danıştay'ın önüne kamp kurdu. Fransa'da başkentte geceleri hava soğuk, üşüttüler. 10 tanesi hastaneye kaldırıldı hipotermiden. Kapitalizm budur. Şimdi çocuklara kalacak yer sağlamaktan çok daha fazla masraf edecekler. Avusturya'da kalifiye personel açığı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. Avusturya'ya işçi olarak gelmek isteyenler 2 yıllık bir oturma iznine başvuru yapabiliyorlar ve bu süreç kolaylaştırılacak vaat. Bu ama bu tarz haberler hep çıkıyor ancak bu süreç hiçbir zaman kolaylaştırılmıyor. Göçmen çocuklar için ek Almanca dersleri programı koymuştu Avusturya. Başarılı olamadı. Öğrenciler ek derslerde kendilerini dışlanmış hissettiler. Öğretmenler ayrı sınıfların hata olduğunu düşünüyor. Hollanda'da Merkezi Planlama Ofisi halkın alım gücünün %4 düşeceğini tahmin etti. Önümüzdeki yıl 430 bin kişinin daha yoksulluk sınırının altına inmesi bekleniyor ve bu durumdaki aileler enerji ve barınma maliyetlerini bile karşılayamıyorlar. Maalesef dünyanın tüm ülkelerinde adaletsiz bir gelir dağılımı var ve en kötüsü de bu normal karşılanmaya başladı. Birileri ağzında gümüş kaşıkla doğuyor, ömrü boyunca hiç çalışmıyor, faizden para kazanıyor. Diğerleri ömür boyu çalışıyor ama bir dikili ağacı bile olamıyor. Sistem buna izin vermiyor. Çünkü varlık vergisi yok. Herkes gelirine göre vergi ödüyor. Çok kazananlar, en çok kazananlar yüzlerce avukatla, mali müşavirle 40 takla attırıp daha az vergi ödüyorlar. Lüksemburg'da, Malta'da, Man Adası'nda şirketler kuruluyor. Sonra devlet diyor ki seneye 430 bin kişi kirasını, faturasını ödeyemeyecek durum tespitini çok güzel yapıyorlar ama biraz daha harekete geçerlerse iyi olur. Belçika'da elektrik ve doğalgaz fiyatları %20 azaldı. Gerçi yine çok yüksek. Geçen benzin alacaktım. Baktım 1.65'e düşmüş. Benzin fiyatı düştü diye sevindim. Sonra da dedim ne yapıyorsun? Geçen sene bu 1'di. Nesine seviniyorsun? Bizi bu hale getiriyorlar. Belçika 3 nükleer santralin çalışma süresini uzatacak. Elektrikteki sıkıntı yüzünden muhtemelen bu kararı yakında alacaklar. Rusya nelere sebep oldu? Avrupa nükleerden tamamen çıkma kararı almıştı. Her şeyi başa sardı. Ve tabi bunda tüm enerji politikalarını Rusya'ya bağlayan eski hükümetlerimizde oldukça büyük payı var. İngiltere'de gıda krizi bekleniyor. Çiftçiler Birliği hükümeti acil önlem almaya çağırdı. Hükümet pek oralı değil. Gübre, yem ve akaryakıt fiyatları çok arttı. Artık meyve sebze üretmek eskisi kadar karlı olmuyor. Market fiyatlarında son 45 yılın en hızlı artışı var. Buna rağmen küçük üreticiler zor durumda. İngiltere'de 3 bin çalışanın katıldığı bir pilot proje sona erdi. Haftada 5 gün yerine 4 gün çalıştılar. Mesai saatleri maaşlar aynı kaldı. Sonuç verimlilik mesai saati azalmasına rağmen arttı. İş başvuruları 5'e katlandı. Çalışanlar daha mutlu daha az yoruluyor. Ve şirketlerin büyük bölümü 4 gün çalışmayı kalıcı hale getirdiler. Madem öyle bunu devletin yasayla kesinleştirmesi lazım. Ömrümüz çalışarak geçiyor. Bir gün bir haber alıyorsunuz ve her şey sona eriyor. İşte geldim gidiyorum şen olasın Halep şehri. Çok ekmeğin tuzun yedim helal eyle Halep şehri. Hıfzı Sıha kurucusu Sağlık Bakanı Refik Saydam 1942'de bir Temmuz akşamı iş için İstanbul'a gelmişti. İş insanlarıyla ve valiyle Lütfü Kırdar'la Taksim bahçesinde buluştular yemek yediler. Oldukça neşeliydi dostlarıyla vedalaştı. Yemekten erken kalktı ve çıkarken şöyle söyledi. İşte geldik gidiyoruz. Şen olasın Halep şehri. Masada kalanlar bu sözlere hiç anlam veremediler. Şaşırdılar. Ertesi sabah ölüm haberi geldi. İçine doğmuştuk. Can Lennon'un bir sözü var. Hayat diyor. Biz gelecek için planlar yaparken başımızdan geçenlerdir. Dünkü haberleri izlediniz. Ulm yakınlarında iki genç kızımız. Biri 13, diğeri 14 yaşında saldırıya uğruyor. 14 yaşındaki genç kızımızın adı Ece. Ve maalesef hastanede hayatını kaybediyorum. Allah rahmet eylesin, evri daim olsun, ailesine, yakınlarına, tüm toplumumuza başsağlığı, sabır diliyorum. Diğer kardeşimiz Alman, o da hastanede ağır yaralı, İnşallah iyileşir. Saldırganın kimliğiyle ilgili tartışmalar var. Mülteci olduğu söyleniyor ama önemli değil. Saldırının sebebi belli değil. Polis ve savcılık hiçbir açıklama yapmıyor. Ne söylesek boş, ne söylesek havada kalacak, ne desek ateş düştüğü yeri yakacak. Başın sağ olsun deriz ya çok kolay söyleriz. O ölen öldü, kalan sağlar yaşamaya devam etsin anlamında değildir. Anadolu Türkçesinde baş yara demektir. Başın sağ olsun yani yaran iyileşsin, geçsin, azalsın anlamında kullanılır. Yıllar içinde başın sağolsuna dönüşmüştür. Bu durumda elden Allah sabır versin demekten başka bir şey de gelmiyor. Ece için, ailesi için dua edelim. Burada dikkat etmek gereken bazı noktalar var. Birincisi bu tarz cinayetlerin artık tekrarlanmaması lazım. Başka canların, başka ailelerin yanmaması lazım. Bu cinayetin sorumlusu sadece katil değil. Bu şartları oluşturanlar otursunlar, başlarına ellerinin arasına alsınlar, düşünsünler. Biz nerede hata yaptık desinler. Ben olsam ağlayarak istifa ederim ama onu yapacaklarını pek zannetmiyorum. İkincisi, Almanya'da bıçak almak çok kolay. Gidin bir av mağazasına, Rambo bıçağı alın. Bunların yasaklanması lazım. Bunlar öldürücü silahlar. Silah almak, tabanca almak çok kolay. 710 bin kişi de silah ruhsatı var. Silah sadece askerde olur, poliste olur. Sıradan insanların silah ruhsatı olmaz. Bu arada Türkiye'de 25 milyon silah var. O apayrı bir konu. İnsanların çok ciddi psikolojik sıkıntıları var. Bunlara karşı önlem alınması lazım. Her şeye yatırım yapıyoruz. Terapiye, psikiyatriye yapmıyoruz. Bunlar artık lüks hale geldi. Devletin cinayete meyilli olduğundan şüphelenilen kişileri takip etmesi lazım. Katilin kimliği önemli değil. Tam tersi de olabilirdi. Önemli olan cinayetin kendisi. Yakalandı. En yüksek cezayı alacak. Ailenin içi soğur mu? Hiç zannetmiyorum. Almanya gibi güvenli olduğuna inanmak istediğiniz bir ülkedesiniz. Okula giderken biri geliyor kızınızı öldürüyor. El bebek gül bebek büyütüyorsunuz. Biri gelip öldürüyor. Tarifsiz bir acı. Sadece Ece'nin ailesi için değil. Hepimiz için. Almanya'da yaşayan herkes için büyük bir acı büyük bir endişe sebebi yarın ne olacak? Ne ders çıkaracağız? Ne anlatacağız? Ne söyleyeceğiz? Hepsi boş. 14 yaşında bir çocuk öldü. Bu kadar. Bugün hoşça kalın bile demek içimden gelmiyor. Bir gelip bizi bıçaklamazsa yarın görüşürüz.